Bebiş kime benziyor? Ama bana da benziyor, Olcan'a da benziyor. E zaten öyle olmalıydı iki saçlı. Ama ona daha çok benziyor. Böyle ha, sarı, değişir o daha çok sarı, değişir. Mavi gözlü. Bakıyor mu çocuğa Olcan? Ha bebişe. Gündüzleri bakıyor. Geceleri senin çocuğun, gündüzleri benim çocuğum diyor. Zaten olay geceleri. İşte. Gündüz ne olacak ki zaten? Şey, anneler... Uyuyor çocuk gündüz. Emiyor, uyuyor, emiyor, uyuyor. Uyumuyor. Nasıl uyumuyor? Ağlıyor. Hep ağlıyor. Aa ya ağlayan bebek ya. Daha iki aylık zaten. Ey çok küçük, küçük ya. Çok küçük, evet. Oy, canım benim Allah bağışlasın. Peki bir şey söyleyeyim. Kapı çalıyor. Kocan ben, gelmiş evet, olabilir evet, mi? Evet evet hemen bakıyorum bir ben. Bir bak bakalım. Dur bakalım kısmet. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin Oğulcan. Hoş buldum. Hemen bir dön. Hemen dön, bir dön. Dön şu tişörtü görüyorum. Her şeyi unuttuk, tişörte takıldık. Merhaba, ben karısı. Ay, bu ne ya? Bu ne? Aa, adeta bir kelepçe. Bir de kıskanç olmadığını, benim kıskanç olduğumu söyler. Hayır, kendisi kıskanç. Ekrana çıkacaksın. Zuhal Hanım'ın yanına gideceksin. İnsanlar görecek seni. Sen mi bastırttın bunu? Her gün, her gün evli olduğunu belirtmişsin. İnsanlar kiminle yarışacak bilmiyor musun? İşe de böyle mi gidiyorsun? O kadar değil. Az daha şey olsa ona da gömlek yaptırmış. Gömlek yaptıracaklar biz. Şey, abi böyle yap, bir şey. Canım kim? Karım. Sen bir şey söyleyeceğim. Nereden buldun? Böyle mi? İsmi yazıyor kolumda. Ay görmediğim her yere damgasını basmış herif. Basmış damgasını resmen. İsmi yazıyor İmzayı daha. İmzayı atmış, tapuyu almış. Sen ipoteklisin, blokesin. Ben kıskanç olurum. Ben işte her şeye kızarım. Elif yapma bak. Kızdım ettim ona ama. Kendisi canlı örnek yolda görüyorsun. Yürüme yönüme karışan ben karısı diyor ya. Hani sahipli. Evlenirken 75 kiloydum. Şu an 110 kiloyum. 75 kiloydum ben. Sırf sokakta çıkarken artık insanlar... Bir şey sorabilir miyim? Bakmasın diye mi kilo aldırttırdı bana zayıf biliyorum baba yani. Mı olur? Zayıf baba mı? Zuhal Hanım fotoğraflarına bakabilirsiniz. Bakayım. Ay inanmıyorum bu sen misin? Gittim yani Zuhal Hanım bakar mısın? 75 kiloydum. Şu an 110 kilo. Best modelmiş, şu an fat model. Yani... Ben ellerimi yıkamaya gidiyorum. Yıka ama tişörtün kalsın. Tamam. Bunu herkes bilecek. Tamam. Herkesin dikkatine. Evet. Oğulcan, Elif'in karısı. Elif çıkart malzemeleri kocanın. Senin kocanın malzemeleri. Senin kocanın ürünleri. Senin kocanın aldıkları. Benim kocam. Senin kocan, senin kocan, senin kocan. Bekar kızlar gördünüz değil mi hepiniz herkes tişörtü? Herkes görsün. Herkes görsün, herkes bilsin. Türkiye bunu böyle bellesin. Kayınvalidenin adı ne? Gülçin. Gülçin Hanım ne diyor? Kendisini öpüyorum buradan. Gülçin Hanım saygılar. Ne diyor oğlunu bu durumu hakkında? Oğlum diyor bak diyor seni böyle beğenmeyecekler diyor. İnsanlar diyecek diyor. Bu ne diyor şişmanlamışsın falan diyor. Anne diyorum ne demek beğenmeyecekler? Kim beğenecek? Kim beğenebilir yani? Bunu beğenen beğenmiş alan almış. Pardon yani. Beğenen beğenmiş zaten. Vallahi yetiştin bir anda. Hala çıkaracak Elif. Hala poşetleri boşaltacak. Ne yaptı? Oğulcan dizginleri Oğulcan kaptırmış. Tişörtü giysin sokakta. Kiloları almış tişörtleri almış damgalamıştır. Ay çok iyi. Ben de yaptıracağım o tişörtten. Bir şey söyleyeyim mi? Şu eve ilk Allah bana sabır versin değil mi? Söyledim. Allah kolaylık versin her anlamda hem genel olarak hayatta hem de bugün mutfakta. Teşekkürler. 2,5 saati başladı sevgili Oğulcan'ı Bursa'dan geldi. Fırtınalar estirecek bugün eminim hem sunumlarda hem kesinlikle de lezzetlerde. Öyle. Çünkü iddialı bir menüsü var. Kesinlikle. Ve de diyor ki ben öyle klişe efendime söyleyeyim alışılagelmiş şekilde sunumlar servisler evet yapmam. Evde de yemekleri Oğulcan yapıyormuş. Nasıl yapıyor diye lezzeti dua ediyorum. Dedim ama baba arkasından mahvolmuş bir mutfak, yağlar görünce keşke yapmasaydı diyorum. Dağınık çalışıyor. Biraz dağınık çalışıyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim Oğulcan. Ama çok lezzetli yapıyor. İşin rengi değişti. Çünkü dün Oğulcan 2-3 kere mutfağa girdi. İlk gün yarışmacımız Özlem'in mutfağına. Ben kızdım kendisine. Kız, Özlem de kızdı. Bence Özlem Hanım Oğulcan Bey'in mutfağına kesinlikle girecek bugün. Oğulcan yetiştiremezse, eksiği olursa bir veririm. Şimdi sen dağınık çalışıyormuşsun. Dün Özlem'in mutfağına girdin. Bak eşin de kızmış. Ben çok kızdım. Dedim ki sen ikinci, hani son gün olsa oyna. Ha, gününü oyna. Ne dedim yani. Biraz alttan al, biraz toleransı. Ben de dün yarışmacılardan hani ilk gün, ilk program, ilk kez tanıştı herkes bir araya geldi. Birazcık daha anlayışlı oldu. Dörtler havada uçuştu evet, ilk günden. Çok kızdım gerçekten. Beş veren, ben beş versedim dedim. İşte beş veren hanıma falan diye de kocan kızdı. Nedir dedi beş yani dedi. Çok geldi bana dedi. Dörtlük bile değildi de dedi. Hadi gene ilk günün hatırına emeğine verdim dedi. Bir gün sabretseydin bari dedim. Yani öbürsü gün senin zaten. Sonra verirdin üçlere beşlere değil de aslında. Ha gidene versin de.
Sonuçta bir yarışma yani bu da. Zuhal Hanım, Oğulcan damacanayla başladı. Bir şey söyleyeceğim. Çorba yapıyorsun değil mi? Kesinlikle. İki kazan kadar gerçekten savurgan olduğunu düşünmeye başladım. Zuhal Hanım, yerdeki damacanayı tuttuğu gibi kaldırdı. Ben böyle bir şey görmedim. Sen öyle bir şey gördün mü? Ben böyle çift de görmedim. Dur bakalım daha neler göreceğiz. Gerçekten bomba başladık ha haftaya. Çorbayla başlayan yarışmacımız hemen aldığı tavuk parçalarını haşlanmaya bırakıyor. Zuhal Hanım bakın ne yaptım. Kendi ellerimle sardım. Zeytinyağlı yaprak sarma. Gördüğünüz gibi ince. Parmak kalınlığında. Evet biraz ince. Çatala gelmez. O kadar ince ki dağılır. Tadına da bakın isterseniz. Biliyorsunuz 2 hafta yemek eğitimi aldım. Ancak bu çıktı diyorsun. Bu bir parmak ama ne parmağı olduğunu söylemeyeceğim. Sen de tatmak istemez misin? Lohusa sayılırsın bilemedim daha. Bilemedim şu an tatsam. Elif bence sen de tatmalısın. Tam 2 hafta yemek eğitimi aldım. Neyse yapmışsın. Emeğine sağlık. Emeğe saygımız sonsuz. Çok teşekkür ediyorum. Sizin için yaptım. Bakın ne güzel dağıldı. Zuhal Hanım ne oldu? Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Bol limonlu yaptım ama tuzunu fazla kaçırmış olabilirim. Bu içindeki şey ne? Pirinç değil. Pirinç. Emin miyiz? Fazla haşlamış olabilirim. Fazla haşlamış. İlk defa helvalı dolma yiyorum. Gerçekten evet. De adeta irmik mi desem. Ne var içinde? Üzüm görüyorum evet. Bol bol limon koydum. Tam 4 tane. Malaga tatlısına başlayan yarışmacımız kek hamurunu hazırlıyor. Tatlıyla başlıyorsun galiba. Çorbamı koydum. Şimdi tatlımın kekini hazırlayacağım. Bakar mısınız Zuhal Hanım? Kekin hamurunu kırmızı leğende yapıyor. Keşke bir cam kase kullansaydı. Leğen değil bu. Kesinlikle mutfak... Nesi? Kabı. Zuhal Hanım ekmekleri nasıl buldunuz? Göreyim ya şu çorba için. Buyurun. Aa tamam doğru ekmek. Ekmekler doğru. Kesinlikle olması gereken. Çünkü ekmek çanağında çorba yapacak. Kesinlikle. Bu olur. Olması gereken ekmek o. Küçük mü geldi? Bana biraz küçük geldi. Buna 2 kaşık çorba ancak sığar. Zuhal Hanım yemiyorlar zaten. Git değiştir de gelelim. Yok o değiştirmeyeyim kalsın. Niye? Kendisi gitsin. Biraz şey olur spor olur. Spor olur. Evet. Ah 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 Oğulcan ah. Yani kusura bakma Elif paçayı sen fena kaptırmışsın. Ama şu an zannediyorum ki bebeğiniz çok ufak. Evet. O birazcık büyüsün, biraz yıllar geçsin. Çok tatlı. Dizginleri sen de ele geçirebilirsin. Tekrar. Ben belki, evet sen. İnşallah. Ay adı ne? Aras Alp. Aras Alp, ay ismiyle yaşasın çok. Niye kızdı bu çocuk? Hep böyle. Doğduğu günden beri hep kaşları böyle. Bayağı bana bak büyük adam gibi. Nedir bu rezalet? Evet. Allah'ım cezaları. Nedir bu rezalet gibi bakıyor? Niye geldim ben buraya?